Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde durum eki kullanılmamıştır? Arkadaşlar durum ekleri halekleri yani ismin i hali, e hali, d hali ve den hali bunlar durum ekleri. Bakalım hangisinde yokmuş. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Külün ne? İsmin e hali yani yönelme. Gülü seven dikenine katlanır. Burada iki tane var. Gülü belirtme yani i hali, dikenine yönelme yani e hali. Bu da gider. C kimseden kimseye hayır yok. Kimseden ayrılma hali, kimseye yönelme hali yani den ve e hali bu da gider. Taşıma suyla değirmen dönmez. Burada yok. Şurada e var ama yanıltmasın. Bu mema'nın e'si. İsim fiil eki yani. Cevabımız bu. Çul içinde aslan yatar. D da içinde bulunma hali. Cevap D. Çekim ekleri sözcüklerin anlamını değiştirmeyen eklerdir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük çekim eki almamıştır? Hemen bakalım düştü. Düşmek fiil tı haber kiplerinden geçmiş zaman. Haber kipleri her zaman çekim ekidir. Yani burada var. Çıksın. Emir kipi. Emir kipinin eki yoktur. O yüzden bu şahıs eki. Emir kipinde çekimler şahıs ekiyle yapılır. Yani şahıs eki olduğu için bu da çekim eki. Bu da gider. Getiren kelimemiz getirmek. An sıfat fiil eki. Sıfat fiil ekleri daima fiilden isim yapım ekleridir. Burada yapım eki var. Cevap geldi. Gözümün göz kök, benim gözüm iyelik eki, gözümün değdiği tamlayan eki, iki tane çekim eki var. İkisi de çekim eki. Dillerde dil kök, lerler çoğul eki, de bulunma hali, hem bulunma hem çoğul eki, ikisi de çekim ekidir. Bu da gider. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi birden fazla çekim eki almamıştır? Tüm çekim eklerini bulalım o zaman. Düşüncelerine kelimemiz düşünmekten düşünce. Orası bizi ilgilendirmiyor. Yapım eki var. Çünkü sorumuz bize çekim ekini soruyor. Lerler çoğul eki. Bu bir çekim ekidir. Düşünceleri i. Onun düşünceleri iyelik eki. Ne kaynaştırma. İ de ismin i hali yani belirtme. 1, 2, 3 tane çekim eki oldu. O zaman burada var. Çocukluğum. Çocuk kök, lıklık yapım eki. Bu kısımla ilgilenmiyorum çünkü sorumuz çekim eki sordu. Benim çocukluğum bir tane aldı. O zaman cevabımız geldi. Tek çekim ekimiz var. O da iyelik eki. Cevap bu. Karşılaşmıştık. Kelime karşı, karşılamak, karşılaşmak. Burası yapım eki almıyorum. Mış miş, mişli geçmiş zaman. Kip eki. Tı ek eylem yani çekim eki. Ke şahıs eki. 3 tane var. 3 çekim ekimiz olduğu için bu da gider. Yapılacakmış, yapmaktan yapılmak. Oraya geçiyorum yapım ekini sormadığı için. Ecek acak, gelecek zaman eki yani kip eki, kip ekleri çekim ekidir. Mış, ek fiil, ek fiil, ek eylem de çekim ekidir. Bir tane daha geldi, iki tane olduğu için bu da gider. Sorumluluk, burada yapım eklerimiz var, oraları geçiyorum, konumuz o değil. Sorumluluğum, benim sorumluluğum, iyelik eki, iyelik ekleri çekim ekidir. Direkt çekim eki yazayım. Sorumluluğumun İlgi eki, diğer adıyla tamlayan eki. Bu da çekim ekidir. İki tane cevap B. İyelik eki bir varlığın başka bir varlığa ait ya da onunla ilgili olduğunu belirtir. Buna göre dizelerinin hangisinde iyelik eki almış sözcük yoktur? İşte gidiyorum, çeşmi siyahım. Zaten bu fiil olduğu için bakamam. Burada da yok. Çeşmi siyahım, benim siyahım. İyelik ekimiz var. Bu gider. Önümüze dağlar sıralansa da zaten şu fiil olduğu için bakmıyorum, bağlaca bakmıyorum. Burada lerler var fakat o çoğul eki, iyelik eki soruyor bize. Önümüz, bizim önümüz. İşte burada da iyelik ekimiz var. Bu arada yazayım topluca iyelik eklerini. İyelik ekleri geldikleri kelimelere benim, senin, onun, bizim, sizin ve onların anlamları veren ekler. Bakın birinci de bulmuştuk. Benim siyahım, bizim önümüz. Devam edelim. Sermayem, benim sermayem. Burada da var iyelik ekimiz. Derdimdir, benim derdimdir. Servetim, benim servetim. Ahım, benim ahım. Bakın bir sürü gördük. Karardıkça bahtım karalansa da. Benim bahtım, iyelik ekimiz. Haydi dolaşalım yüce dağlarda. Burada da herhangi bir iyelik eki yok. Demek ki cevabımız 5'miş. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ea eki almış sözcükte yönelme anlamı yoktur? A herkes nedense benim yüzüme bakıyor. Evet, yüze yönelme var. Yüze bakıyor, yüzüme yönelme bu. Yaptığın resmi öğretmene gösterdin mi? Yine yönelme. Zaten isme gelmiş. Buradan da anlayabiliriz. Kardeşine de bir dilim pasta ayırdım. Kardeşine gene isme gelmiş, yönelme.
Güle oynaya tozlu bir yolda yürümüştük. Fiile gelmiş zaten, yönelme olamaz ki. Fiile yönelmek olmaz. İsimlere doğru yönelme olur. O yüzden cevap bu. Onun her sözüne gene isme gelmiş. İnanmamak gerekir. Cevap D. Dendaneki aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan eki yerine kullanmıştır? Arkadaşlar tamlayan eki isim tamlamasındaki ilk unsura gelen ın in ekidir. Bazen isminden hali yani ayrılma hali de bu görevde kullanılır. Şimdi birlikte yerine koyup kullanılıp kullanılmadığına bakalım. Fatura yatırmak için iş yerinden izin aldı. İş yerinin izin aldı değil. Balkondan bana seslenip beni çaya davet etti. Balkonun bana seslenip değil. Sözlerinizden bal damlıyor sanki konuşurken. Sözlerinizin bal damlıyor olmaz. Söylediklerimden dolayı çok pişman oldum. Söylediklerimin dolayı pişman oldum değil. Kadınlardan biri yerdeki topu çocuğa verdi. Bakın koyarım yerine. Kadınların biri yerdeki topu çocuğa verdi. Kadınların biri isim tamlaması da oluşturmuş. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miş eki cümleye başkasından duyma anlamı katmıştır? A saçlarını kestirince çok güzelleşmiş. Bunu kendisi anlatıyor. Kendisi görmüş, güzelleştiğini anlamış. Burada o anlam yok. B hava kararmış, perdeleri kapatalım. Gene kendi görüyor, haber veriyor. Kendisi söylüyor, başkasından duymuyor. C kek çok lezzetli olmuş, eline sağlık. Yine kendisi şahit oluyor bizzat. D haber vermeden 2 gün önce İzmir'e gitmiş. Bunu birilerinden duymuş, haber almış, bize aktarıyor. Cevap burada. E akşam dizi izlerken koltukta uyumuşum. Kendisi de bundan haberdar, başkasından duymuyor. Cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde den eki geldiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir? Arkadaşlar den eki normalde ayrılma eki yani isminden hali fakat bazen yapım eki görevinde kullanılır. A insan hatırdan gönülden geçici olmamalı. Burada ayrılma. Yemekten sonra birer de çay içtik. Yine ayrılma. Sıradan insanlarla birlikte olmayı sevmiyor. Geldi işte. Nasıl insanlar? Sıradan insanlar. Yani bayağı insanlar. Yeni bir anlam kazandırmış. Artık sıradan kalemim düştü değil. O yüzden cevap C. D. Sazlıktan gelen sesler. Sazlıktan gene ayrılma. Çocuktan al haberi. Yine ayrılma. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir çekim eki almıştır? A. Alışveriş merkezindeki akvaryumu seyretti saatlerce. Neyi seyretti? Akvaryumu. Böyle neyi sorup cevap aldığımızda o belirtme ekini verir bize. Burada hal eki, durum eki. Öyle yazayım, durum eki yazayım. B. Okuduktan sonra romanı arkadaşına vermeyi unutma. Neyi? Romanı. Yine neyi sordum? Cevap aldım. Demek ki bu da durum eki, belirtme eki. Onu da yazayım. Hal eklerinden, durum eklerinden belirtme eki. C. Kapıyı hemen kapa. Hava soğuk, içerisi buz gibi. Neyi kapa? Kapıyı kapa. Neyi sorup cevap aldığına göre durum eklerinden belirtme eki. D. Dereyi görmeden paçayı sıvama sakın. Sonra pişman olursun. Neyi görmeden? Dereyi. Gene neyi sordum? Cevap aldığıma göre durum eklerinden belirtme eki. E. Evi gerçekten çok güzelmiş. Bir ara gidip görmelisin. Onun evi. Onun getirdiğimde uyuyorsa orada iyilik eki vardır. Cevap E. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisindeki ne eki ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? A. İnsanlarla gereksiz tartışmaya girmekten kaçın. Kaçmaktan kaçınmak yeni anlam kattığı için yapım eki. B. Geç kalmamak için evden erkenden çıkın. Burada kelimemizin kökü çıkmak, emir kipi var. Siz çıkın anlamında. Fakat emir kipinin eki olmadığı için şahıs ekleriyle yapılır. Yani burada çekim eki var. Şahıs eki, çekim eki var. C. Yarınki toplantıda mutlaka sen de bulun. Bulmaktan bulunmak yeni anlam kattığı için yapım eki. Dikkat et, tavrını oradaki gelişmelere göre takın. Takmaktan takınmak yeni anlam kazandırdığı için yapım eki. E. Düğün bitince hemen kaybolma. Bana görün. Görmekten görünmek yine yapım eki. Yani cevabımız B. Çekim eki. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı işlevde bir çekim eki almıştır? Burada da çekim eki olacak fakat kendi arasında farklı bir çekim eki olacak. A. Benim her gece senin rüyalarına giren. Şimdi burada devrik cümle var. Bunu düzeltirsek her gece senin rüyalarına giren benim şeklinde olacak. Burası yüklem olacak. Eğer isim soylu bir sözcük yüklem olmuşsa oraya gelen ek eylemdir. İsim soylu sözcükler ek eylem sayesinde yüklem olur. O yüzden burada ek eylem var. B. E o halde derdim ne ki benim söyle. Burada da gene bir devrik durum var. Benim derdim aslında şöyle yanına getireyim. Benim derdim olduğunda belirtili isim tamlaması. Burası da tamlayan eki olur. Tamlayan yazayım. C. Sen benim elimsin. Ekmeği tuttum. Benim elim. Bakın gene tamlayan, tamlanan. Belirtili isim tamlamasında tamlayan görevinde kısaca yazayım.
D. Benim sevdam başlar yeniden her gün. Bakın yine benim sevdam, yani artık öğrendik. Tamlayan eki, belirtili isim tamlaması yapmış. Gece yıldızım, gündüz güneşimsin benim. Gene devrik, benim güneşimsin. Yanına yazayım daha rahat olsun. Benim güneşim dediğine göre belirtili isim tamlaması. Burası da tamlayan eki. 4 tamlayan bir ek eylem. Cevap A. Yukarıdaki numaralı sözcüklerden hangisinin aldığı ek ayraç içindeki açıklamasıyla uyuşmaz? Gezegenimiz iyelik eki. Evet, bizim gezegenimiz anlamı olduğu için iyelik eki isme gelmiş. Çünkü isme gelir iyelik ekleri. Magmadan magma isim, isme gelenden çıkma ayrılma halidir. Bu da doğru. Yeryüzüne yeryüzü isim, isme gelen e yönelme ekidir. Bu da doğru. Taşıyor taşımak fiil, yor şimdiki zaman yani kip eki. Bu da doğru. Fakat şuna bakalım. Milyonlarca yıl boyunca oluşumlarını tamamlayan bu maddeleri taş olarak tanımlar bilim insanları. Devrik cümle var. Yanılmayın. Bilim insanları bu maddeleri taş olarak tanımlar. Yani burada aslında kelimemiz tanımlamak fiili. Şuraya gelen R de geniş zaman eki. Yani kip eki diyelim. Fakat parantez içinde ne yazıyor? İsim çokluk eki. Bu isim değil ki, tanımlamak fiili. O yüzden cevabımız E. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Ayrılma hal eki. Arkadaşlar ayrılma hal eki dendan. Kip eki, kip eki haber kipleri, dilek kipleri. Ek eylem, ek eylemin isme gelenleri var, fiile gelenleri var. Soru üzerinde anlatırım. İyelik eki geldiği kelimeye aitlik anlamı katan ekler. İlgi eki, ilgi eki tamlayan eki dediğimiz nın nin nun nün ekleri. Şimdi bakalım hangisi yok. Bilmiyoruz. Arkadaşlar yor şimdiki zaman olduğu için burada kip ekimiz var. Gider. Hemen bakalım ülkemiz. Bizim ülkemiz bizim anlamı kattığı için iyelik eki de buradan gider. Mesela şurada da ondan ayrılma hal eki var. Bu da buradan gider. Yapmazdı, yapmaz idi. Bakın çıktı ek eylem idi. Burada da ek eylem var. Ek eylem de buradan gider. Fakat nın nin nun nün ilgi eki yok. Cevap E. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi üçüncü çoğul kişi iyelik eki almıştır? Türk müziklerinin, Türk müzikleri, burada lerler çoğul eki, onun müzikleri, Türk müzikleri, bu tekil iyelik eki, üçüncü tekil kişi iyelik eki, o yüzden bu gider. Türk halkları, yine lerler çoğul, onun halkları, Türk halkları, bu da tekil, üçüncü tekil. Fırtınaların sesi, burada zaten iyelik eki yok, burada fırtınalar çoğul, ın ilgi eki, yani tamlayan eki, burada zaten iyelik eki yok. Ezgilerinin söylenmesi, dinlenmesi. Lerler çoğul ezgileri onun ezgileri. Nanin tamlayan eki. Burada da üçüncü tekil kişi var. Oldukları. Bakın şurada Türklerin oldukları. Onların Türklerin oldukları. O yüzden burada ları'yı birlikte alacağız. Üçüncü çoğul iyelik eki. Cevap E.